Hepinize merhaba. Bugün size çok ilginç bir konudan bahsedeceğim. Karpuzla ilgili bilgiler vereceğim. Karpuz biliyorsunuz en sevdiğimiz meyvelerin arasında. Ben de çok severim karpuzu. Yazın en çok yenilen meyvedir. Peki karpuzun neresini yemeliyiz diye bir soru olabilir mi sizce? Evet olabilir, çünkü bunun cevabı oldukça ilginç. Bunu anlatmadan daha önce size nitrik oksitten bahsetmek istiyorum. Nitrik oksit vücudumuz için çok önemli. Nitrik oksit tüm damar sağlığımız için çok çok önemlidir. Damarları gevşetir, yani vazodilatasyon. Aynı şekilde doğal olarak kaslarda da tabii ki ağrılarda da bir azalma olur bu gevşeme nedeniyle. Ayrıca nitrik oksit bileşenleri mesela Viagra içinde vardır. Viagra'nın mekanizması da damarları genişleterek kanın fazla oraya gitmesini sağlamaktır. Ve işte erkeklerle ilgili sorunlarda bu ilaçlar kullanılır. Yani temel madde aslında nitrik oksittir. Nitrik oksit sentezini arttıran bazı besinler var. Bunların en başında pancar geliyor. Daha sonra sarımsak, turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzeler. Nitrik oksit sentezini arttıran ve takviye olarak da satılan iki madde var. L-arginin ve L-sitrulin. Şimdi L-arginin bol miktarda bulunduğu besinler en başta hindi eti, sonra tavuk eti, kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği. Bakın karpuz burada devreye giriyor işte. Karpuz çekirdeğinde bol miktarda L-arginin var. Bunun dışında da spirulina, mantar, nohut, mercimek, bunların içerisinde L-arginin var. Ama en fazla beyaz eti olan hindi ve tavuk ve karpuz çekirdeği bol miktarda L-arginin içeriyor. L-sitrulin ise nerede var biliyor musunuz? Karpuzun kırmızı kısmı biter de beyaz kısmı vardır ya, biz yemeyiz onu, atarız. Ve hayvanlara da verilir o karpuz kabukları. İşte o karpuz kabuğun üstündeki beyaz kısımda bol miktarda L-sitrulin var. L-sitrulin vücuda alındığı zaman L-arginine dönüyor. İşte bunlar da nitrik oksiti arttırıyor. Nitrik oksit de bütün damar sağlığı için çok çok önemli. Tansiyonu da düşürücü etkisi, dengeleyici etkisi, kas ağrılarını kontrol edici etkisi, damarları genişletici etkisi, hatta böyle bir Viagra etkisi olduğu bile söyleniyor. L-sitrulin ve L-arginin. Demek ki biz karpuzu yerken hani genetikle oynanmış çekirdeksiz karpuz yerine bir kere çekirdekli karpuz yemeliyiz. Hatta o çekirdekleri de çiğneyerek, nasıl siyah üzüm çekirdeğinde resveratrol varsa onu siyah üzüm yediğimiz zaman çekirdeklerini de tüketelim diyorsak, burada da karpuz çekirdeklerini de yemeliyiz. Çok yemesek bile en azından bir bölüm yemeliyiz. Bir de o karpuzun beyaz kısmını da atmadan ondan da yersek bol miktarda L-sitrulin ve L-arginin almış oluruz. Bu videoda size karpuzun bilinmeyen çok önemli özelliğinden bahsettim. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.